Aynı zamanda Pekin 2022 kış olimpiyatları için bir test etkinliği olan 2021 Asya Açık Artistik Patinaj Şampiyonası Cumartesi günü Pekin'deki başkent spor salonunda sona erdi. 53 yıllık spor salonu sporculardan övgü aldı. İsviçreli artistik patinajcı Lukas Biriçki Buradaki buz pisti çok güzel. Harika bir buz pisti. Bu güzel renk, mavi koltuklar ve her şey yeni görünüyor. Eski bir buz pisti olduğunu duydum ancak işte gördüğünüz gibi her şeyi yenilemişler. Artık burada yeni soyunma odası, yeni bir çatı ve çok güzel bir buz pisti var. Ve şimdi burada kaydım için mutluyum. Umarım olimpiyatlarda da burada olurum. Bu pist ve tesis için çok teşekkürler dedi. Başkan spor salonunun işletme müdürü Dindon, "Başkan spor salonu yeni inşa edilen mekanlardan farklı. Salon sadece eski mekanın orijinal tarzını korumakla kalmıyor, aynı zamanda birçok yeni yüksek teknolojik unsur da barındırıyor." dedi. Başkan spor salonunda Teknoloji Müdürü Yardımcısı Wang Tianxi, 12 ay süren yenileme çalışmalarının ardından başkent spor salonu tümüyle müsabakaların sanal gerçeklikle izlenebilmesi için teknik destek sağlayan 5G'nin kapsama alanına alındı. Mekana müsabakaları tam olarak izleyebilmek için 40 adet 4K kamera yerleştirildi. Herkes cep telefonları ve TV üzerinden interaktif ve kapsamlı bir izleme deneyiminin tadını çıkarabilir, dedi. Başkent spor salonu Pekin 2022'de artistik patinaj ve kısa pist sürat pateni yarışlarının mekanı olacak.